Herkese iyi seyirler dilerim. Her hafta yeni videolar yayınlayarak YouTube'da zengin içerikler oluşturmaya çalışıyorum. Siz de kanalıma abone olabilir ve videolarımı kaçırmamak için zil kısmı aktif hale getirebilirsiniz. Bu sayede her yeni bir video yüklediğimde size bildirim gelecektir. Örneğin, üniversiteyi başarıyla bitirmeniz için çok çalışmanız gerekiyor. Ve siz de büyük bir gayretle, büyük bir emek vererek çalışıyorsunuz. Peki hiç düşündünüz mü? Bizim bu şekilde gayretli olmamıza ne sebep oluyor? Ya da bu gerçekten bizim elimizde olan bir şey mi? İşte dopamin denilen nörotransmitter tam da bu noktada devreye giriyor. Peki o zaman beynimiz çok fazla dopamin üretiyor olsaydı çok mu çalışkan olurduk diye insanın aklında bir soru işareti kalabilir. Ama hayır, öyle olmaz. Dopamin fazla salgılansaydı halüsinasyon görmeye başlardık. Hatta ileriki safhalarda şizofreniye doğru giderdi. Vücudumuzu hareket ettirirken bunu nasıl başardığımızı hiç düşünmeyiz. Sadece isteriz ve hareket gerçekleşir. Parkinson hastalığını daha iyi anlayabilmek için beynimizin vücut hareketlerimizi nasıl kontrol ettiğini bilmek gerekir. İnsan beynindeki ufacık bir hasarın sebep olduğu Parkinson hastalığı, beynimizin mucizevi özelliklerine bir kez daha dikkat çekmemizi sağlamaktadır. Yaşlılık döneminde ortaya çıkan Parkinson hastalığı, hareketlerde yavaşlama, istirahat halinde ellerde ve daha nadiren de olsa ayaklarda titreme, kaslarda sertlik ve denge bozukluğu şeklinde ortaya çıkan bir hastalıktır. İlerleyici bir hareket bozukluğuna neden olan Parkinson, 50 yaşın üzerinde başlar ve görülme sıklığı yaşa paralel olarak artar. Parkinsonizm adı altında toplanan belirtiler, beyinde substansiye nigra denilen özel sinir hücrelerinin iyi işlev görmemesinden ileri gelir. Nasıl hareket edeceğimiz, nasıl yürüyeceğimiz, yoksa koşmamız mı gerekiyor? İşte tüm bu bilgiler beynin corpus stratum adlı vücudun hareketlerini kontrol eden bir merkez bölgesinde toplanır. Corpus stratum, denge ve uyumla ilgili emirleri göndermek için beynin diğer bölgeleriyle birlikte hareket eder. Beynin vücuda verdiği hareket emirleri beyinden bel kemiğine sinir ağları sayesinde ulaştırılır. Sinir hücreleri bilgileri aktarmak için hücreler arası mesaj taşıyıcılar kullanırlar. Böylece düşüncelerimiz hareketlere çevrilir. Bu mesaj taşıyıcıların en önemlisi beyinde üretilen dopamindir. Dopamin hareketlerimizi ve dengemizi kontrol eden ana maddedir. Eğer özel sinir hücreleri hasara uğrar ya da azalırsa dopamin üretip depolayamazlar ve beyinde dopamin eksilir. Bu eksiklik ciddi boyutta olduğunda Parkinson belirtileri ortaya çıkmaya başlar. İşte beynimizdeki ufacık bir hücrenin görevini yerine getirememesi sonucu tüm hareketlerimizi ve yaşamımızı etkileyen bu önemli hastalık Parkinson ortaya çıkmaktadır. Bu görüntüde gördüğünüz ufacık bir nörotransmitter olan dopamin olmadığında işte böyle büyük sorunlar ortaya çıkıyor. Allah insanlara dünya hayatının geçiciliğini göstermek için yaşlılığı ve yaşlılıkla birlikte ortaya çıkan hastalıkları özel olarak yaratmıştır. Her insan bu dünyada ne yaparsa yapsın gerçek bir tatmine ulaşamaz ve yaşlılıkla mutlaka bir gün karşılaşır. Bunu fark eden insan kendi acizliği karşısında yaratıcımız olan Allah'ın üstünlüğünü ve yüceliğini kavramalı ve yaşamını onu razı edecek davranışlarla geçirmelidir. Allah Kur'an'da şöyle bildirmiştir. Kolumu şeytandan Allah'a sığınırım. Ey insanlar! Siz Allah'a karşı fakir olan muhtaçlarsınız. Allah ise gani, hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır. Hamid, ölmeye layık olandır. Fatır Suresi 15. Dopamin fazlalığıyla ilgili birkaç detay daha ekleyelim. Dopamin fazlalığında en sık görülen durumlardan bir diğeri ise bağımlılıktır. Uyuşturucu ve sigara kullanımı sonucu yoğun bir şekilde salgılanan dopamin, vücudu yaptığı şeyi tekrar yapmaya iter ve neticede bağımlılık yapar. Aşırı neşe durumu, hareket ederken ortaya çıkan zorlanma durumu, halüsinasyon görme gibi belirtiler dopamin fazlalığında ortaya çıkan vücudun gösterdiği en belirgin reaksiyonlardır. Bu küçücük molekül olmadığında ise, tekrar dikkat çekmek istiyorum, hayatımız inanılmaz derecede zorlaşırdı. Titremenin yanında görülen diğer bir belirti de dikkat eksikliği ve konsantrasyon sağlamada yaşanan zorluktur. Parkinson hastalığı dışında şizofreni hastalığı ve depresyon da bu kimyasalın beyinde eksikliği durumunda ortaya çıkan hastalıklardan bazılarıdır. Dolayısıyla vücuttaki dopamin eksikliğinin sinir sistemine büyük ölçüde zarar verdiği gözlemlenmiştir. Peki ya dopamin sağlıklı bir düzeyde nasıl tutulur? Araştırmalara göre egzersiz yapmak bu yoldaki en büyük yardımcıdır. Faydalarından sürekli bahsedilen egzersiz, vücutta dopamin salgılanması konusunda da önemli bir uyarıcı olarak görülüyor. Bunun yanında sağlıklı beslenmek, bol bol C vitamini almak ve güneş ışığından yararlanmak vücudumuzdaki dopamin oranını artırır ve kendinizi daha mutlu hissetmenize vesile olur.